YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika bir gazete tatlısı yapalım. Tatlımızın malzemelerine geçelim. 80 gram tereyağı, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı su, 1 çay bardağı süt, 1 yumurta, 1 yemek kaşığı yoğurt, 2 yemek kaşığı sirke, 1 çay kaşığı ucuyla tuz, yarım çay kaşığı kabartma tozu. Malzemelerimizi iyice karıştıralım. Daha sonra unumuzu ilave edip hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Bu hamurun 2 tepsilik arkadaşlar. 2 tepsi çıkıyor bu hamurdan. Unumuzu kontrollü bir şekilde ilave edelim. Toplamda 5,5 su bardağı un kullandım. Unun kalitesine göre un miktarı değişebiliyor. Hamurumuz yumuşak bir hamur olacak. Hamurumu güzelce yoğurdum. Yoğurdum hamurumu bezelere ayırıyorum. Cevizden biraz büyük parçalara ayırdım. Elimle şu şekilde yuvarlıyorum. Bütün bezelerimi bu şekilde hazırladım. Bezelerimi küçük küçük açıyorum. Üzerine bolca nişasta döküyorum. Bütün bezelerimi aynı şekilde açmaya devam ediyorum. Bütün bezelerimi açtım. Bir poşet aldım. Poşetin arasına bezelerimi koyuyorum. Üzerine poşeti kapattım. Tekrar bezelerimi koyuyorum. Aynı şekilde poşetle kapatıyorum. Bütün bezelerimi bu şekilde üst üste koydum. Poşetle iyice etrafını kapattım. Yaklaşık 4 saat buzdolabında hamurumu dinlendiriyorum. Siz dilerseniz akşamdan da hamurunuzu yoğurup dolabınızda dinlendirebilirsiniz. Dinlenen hamurumu açmaya başlıyorum. Bu kısımda oldukça çabuk hamurumuzu açalım. Hamurumuzu yavaş açarsak kuruyup yırtılabilir. Ne kadar çabuk açarsak yufkalarımız o kadar güzel açılacaktır. Evet, açmaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel açılıyor. İncecik oldu. Bu şekilde yufkamı iyice açtıktan sonra yufkamı oklavama sarıyorum. Bir kenarından büzdüm. Yağlı kağıdın üzerinde açtım. Kenar kısmını kesiyorum bıçakla. Kenarlarını kesinlikle atmıyoruz. Orta kısmını aldım. Ve bir kenarda açmış olduğum bezemi dinlendiriyorum. Diğer bezelerimi açmaya devam ediyorum. Dediğim gibi arkadaşlar, oldukça hamurumuzu çabuk açmaya çalışalım. Hamurum çok yumuşak ve çok dinlendiği için çok güzel açılıyor.
Harika bir baklava. Hem görüntüsü hem tadı muhteşem. Yapılışı da bir o kadar kolay bir tatlı. Evet, yufkamı iyice açtım, iyice büyüttüm. Gördüğünüz gibi. Yufkamızı baklavamıza sararken kesinlikle sık bir şekilde sarmıyoruz. Oldukça hafif bir şekilde saralım. Evet, yufkam incecik gördüğünüz gibi. Çok hafif bir şekilde sardım. Kenarlarından orta kısmına doğru büzdüm ve kağıdımın üzerine açıyorum. Ben bu kısımda yağlı kağıt kullandım. Siz dilerseniz temiz bezin üzerine de açabilirsiniz. Ben tepsimin boyutuna göre kestim. Kenarda dinlenen yufkalarımı alıyorum. Uç kısımlarına cevizlerimi bolca koyuyorum. İlk katını elimle kapattım. Daha sonra kağıtla beraber katlamaya devam ediyorum. Bu şekilde yapımı daha kolay. Siz dilerseniz elinizle de yapabilirsiniz. Ama bu şekilde kağıt kullanmak daha pratik. Sararken elimizle hafifçe bastıralım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şekli de çok güzel. Uç kısımlarına cevizlerimi koyuyorum. Ve kağıdımı bu şekilde katlayarak yufkalarımı sarıyorum. Şöyle hafifçe üzerine bastıralım. Bu şekilde sarılması çok kolay. Siz dilerseniz tek tek bıçakla kesip tepsinize dizebilirsiniz. Ben tepsimin boyutuna kestiğim için dizmesi daha kolay. Ben bütün bir şekilde tepsimde keseceğim. Evet, son yufkam. Bu şekilde katlamaya devam ediyorum. Evet, son yufkam da hazır. Tepsime diziyorum. Tepsime dizdikten sonra kesmeye başlıyorum. Ben küçük kare dilimler şeklinde kestim. Siz dilerseniz daha da büyük kesebilirsiniz. Evet, baklavamı kestim. Üzeri için yaklaşık 125 gram tereyağı erittim. Erittiğim tereyağının köpüğünü kaşıkla alıyorum. Kesinlikle köpüğüyle birlikte yağımızı dökmeyelim. Daha sonra bir su bardağı sıvı yağ ilave edip yağımı karıştırıp baklavamın üzerine döküyorum. Üzerine bolca yağlayalım. Dediğim gibi arkadaşlar, bu hamurum 2 tepsilik. Sizin tepsilerinizin boyutuna göre miktarı değişebilir. Ben kare fırın tepsisi kullandım. Evet, tatlım hazır. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında tatlımızı pişirelim. Tatlım pişerken ben tatlımın şerbetini hazırlayalım. Tatlımın şerbetini hazırlıyorum. Şerbetim için 3,5 su bardağı şeker, 4,5 su bardağı su, küçük bir parça limon ilave edip şekerimiz eriyene kadar karıştıralım.
Yaklaşık 20 dakika şerbetimizi kaynatalım. Gördüğünüz gibi üzeri göz göz oldu. Şerbetim hazır. Tatlım da hazır. Tatlım sıcak. Şerbetim sıcak bir şekilde döküyorum. Gördüğünüz gibi sıcak olduğu için buharlar çıkıyor. Harika bir tatlı. Üzerine toz fıstıkla süsleyelim. Şekli, görüntüsü harika, bir o kadar da lezzetli bir tatlı. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Videomu izlediyseniz videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir videomda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.